Arkadaşlar şimdi diğer bölümden devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde röperli krokiye girdik. Bu şekilde vaziyet planını hazırladık. Şimdi normal kat planımızı oluşturmaya başlıyoruz. Burada arkadaşlar bütün girdiğimiz çizimi CTRL'e C yapıyorum. Bakın. Onun üstüne şu ölçülendirmeler kaymasın diye bir e, şurada işareti vardı bakın. O Painter dedim. Make new dimension associative yanındaki tik işaretini kaldırıyorsunuz. Ve DDA Enter deyip hali hazırda ölçülmüş ölçülerin üzerinde de yine bu şekilde tıklayıp ölçülendirmelerin bir sonraki çizime geçtiğinde kaymamasını bu şekilde sağlıyoruz. Buraya kopyalamasını yaptım. Buradan sonraki çizeceğim çizimler röperli ile ol, e, olacağı için ona dikkat etmem gerekiyor. Yani buradan getirdiğim herhangi bir şeyi dış çizgiyi, dış kontürü kullanmayacağım. Buradakiler net olmayabilir. O yüzden Röpel'deki yeşil ve buradaki mor çizgileri dışarıya kopyaladım. Burada ihtiyacım olan şey şuradaki normal katın kendisi. Bakın normal katı şöyle aşağı doğru aldım. Yazılarını siliyorum. Buradaki ölçüleri de temizleyelim arkadaşlar. Şöyle ölçü ve isimlerini Şöyle temizleyebiliriz. Fakat e, yaparken büyük ihtimal aynı şekilde e, layerlandırmışlar. Burada bir hata olmuş. Tabii ki hani başka insanların mesela çizdiği etütler e, biraz mesela hani benim tarzıma uymayabilir. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yani mesela bunların çizgilerini kullanırsam bakın çizgi üzerinde bir sürü çizgi var. Biraz e, hatalı olabilir. Yani şöyle yapalım, kendimizi sağlam alalım. Bakın burada mesela. 2-3 layer farklı kullanılmış. Bunları bir temizlemem lazım. Öncelikle yapılan şu metrekareleri ölçmek için bütün mekanların içerisinde bakın şöyle rektangularlar çizmişler. Onları bir düzeltmem lazım. Şunları bir silelim. Fransız Fransız diye de not düşmüşler zaten. Evet onları da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki çizimi buradaki çizimi iç kısımları kullanacağım. Buradakiler dışı olacak aslında. Yani şöyle yapmış olacağım. Buradaki iki arkadaşı şöyle yapalım. Grup yapalım. Herhangi bir isim verelim. Önemli değil. Normal kaç çizgisinden. Bu normal kaç çizgisini getirelim. Bakalım onların etütü ve bizim girdiğimiz röpel arasında ne kadar fark var ya da fark var mı? Bakın getirdiğimizde üst üste çakıştırdık. Burada fark, aradaki fark şu. 12 santim. Yani onlar etüt yaparken aslında deprem derdisi bırakmamışlar. Yani buradaki çizimi seçip ikiye bölüyorum. Yani 6 santim sağ kaydırdım. Şöyle de yine buradan daha düzgün olması için tekrardan hizaladım. Şöyle bakalım. Ön ve arka arasında fark var mı? Evet yine fark olduğunu görüyorum. 3 santim bunu da şöyle bir santim ya da bir buçuk santim işte aşağı çeksem şu an eşit miktarda dağıtmış oldum. Büyük ihtimal ya da şöyle yapacağız zaten. Metrekareleri yine eğer eşitse bunların da kontrol ederiz bunu. Şöyle kontrol edelim. Çizimin orijinali buradaydı zaten. Şöyle yapalım. Bakın buradaki merdiven olmadan olan alanlarını bir ölçelim. Bakalım bu iki daire eşit mi? Eşitse biz de ona göre yeni çizimde eşit yapacağız. 68'miş burası. 68 metrekare duvarlar dahil alanı var. Buranın da alanı 64. 68 ön cephe 64 de arka cephe. Evet eşitlememişler. Yani biz de onlar ne çizdiyse o şekilde devam edeceğiz. Tekrardan şöyle bir kontrol ediyorum Bakın merdiven alanı burada yok. Burada da yine aynı şekilde merdiven alanı yok. E, genelde çok e, birbirine çok benziyor aslında ama bakın mesela şu salonda bir fark var. Bu salon 18-19 metrekare, burası da 15 metrekare. Demek ki e, bilerek yapılmış bir çalışma. Burada şöyle e, bu kısım böyle açılarak gidiyor. Demek ki metrekareyi bu şekilde eşitleyebilirler. Sorun yok. Biz çizimimizi bakın şöyle üst üste getirmiştik. Şimdi onlara ait olan etüt çalışmasındaki bu dış kontürleri siliyorum. Bakayım şöyle kolonları ayrı bir layer'de yapmışlar. Kolonları şöyle yapalım kolonları da dışarı çıkardım. Birazdan kolonları da yerlerini yerleştireceğim. Hem dış kontürleri silmiş oldum. E, temiz bir çizim için bunu yapmam gerekiyor. Hem de buradaları e, buraları bu e, güzel tek çizgi halinde e, güzel bir kat planı yapacağız. Kolonları da birazdan yerleştireceğiz zaten. Bunları komple siliyorum. Dairelere numara da vermişler. Mesela i̇şte Bir önden başlamış. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Bunları belirlemeleri güzel olmuş. En azından hani biz verdiğimizde hatalı olmuş demeyecekler. Onların verdiği numaraya göre biz de numaralarımızı atacağız. Bitişiktekileri ve dış kontürleri neyse onları komple sildim arkadaşlar. Yani açıkçası şöyle. Buradaki kendi getirdiğimiz röperlideki doğru olan kontürü siliyorum. Sildim çünkü bir kontrol edeceğim. Bakalım dışarıda bir şey kalmış mı? Şu kısımda kalmış. Bunları da temizliyorum. Hatta burayı polen yapmışlar. O yüzden temizleyemedim. Şimdi sildim. Tekrardan bir kontrol edelim. Süper. Herhangi bir şey yok. Şimdi burada olan her şey yani duvar olduğu için bunları bunları duvarla yerinde yapmam gerekiyor. Hatta bakın etütte yaparken şu duvarı yamuk yapmışlar. Şöyle fark ediliyor mu? Mesela bunları da şöyle bir silelim. Bunu buradan sildim. E, hatta burada şaft tamam ama e, havacılarını küçük yapmışlar. Onları da büyütmem gerekiyor. Etüt planını e, mimariye göre düzelteceğim. E, i̇çeriden geçecek gibi yani takılmadan herhangi bir sıkıntı olmadan buradaki küçük şeyler aslında bunlar. Yani havacısının e, genişlikleri bunlar çok önemli. Yani şöyle önemli mimari en azından bu şekilde geçmesi gerekiyor. Yani yerinde ne yaparlar bilemem ama mimarinin geçmesi için bunların minimum değerlerde olması gerekiyor. Merdiven planı bu şekilde çizmişler zaten. Fakat arkadan binanın arka kısmından kaçış olduğu için arkadaşlar bakın merdiven aslında buradan çıktıkları için buradan çıkıp tekrar buradan kaçmak çok mantıksız. O yüzden merdiveni çıkış hattını Asansörün yanından yapmam gerekiyor bakın. Şuradan çıkarsam çıktıktan sonra kafaya takılan kısımlar yani takılmayacak aslında bunlar. Yukarıdaki basamaklar bunlar olmuş olacak. Ben de buradan şöyle arka bahçeye çıkmış olacağım. O yüzden dediğimiz gibi buradaki merdiveni hiç yeri değişmeden mirror yapıyorum. M enter ya da M enter dedim bakın şöyle. Sağa doğru çektim. Burada bir soru soruyor kopyasını alıp mı mirror yapmak istersin yoksa buradaki çizimin kendisini mi mirror? Ben kendisi diyorum. Yes dedim. Yani Y harfine enter dedim. Bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın katları e, 2.95 yapmışlar. Güzel. Fakat zemin kat 3.40. E, 3.40 olduğu için de 3.40'ı 18'e yani rıht yüksekliğine böldüğümde 19 basamak gerekiyor bana. Yani burada yapılan 17 basamak aslında yetersiz. Bunu düşünmemişler. E, şöyle yapabiliriz. Bakın buradaki 17 basamak tamam kalacak. O iki basamağı buraya atabiliriz. Yani buradan itibaren çıkmaya başlar. E, apartman sakini buradan itibaren çıkmaya başlar. Buradan da böyle kalan basamaklara döner. Yani sadece merdiven ve asansör holü bu kısmı, bu kısımdan iki basamak diyelim ki 40 cm biraz daha yüksekte olmak zorunda kalıyor bu şekilde. Yoksa merdivenleri atacak yer yok. Mesela şuraya atmak istiyorum. Şöyle bir çapraz, bir çapraz buraya. Bakın şöyle atacağım. Fakat üst katta daire girişi var. O yüzden buraya atamam. Çok zor. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü dairenin girişine geliyor ve saçma bir basamak şekli olur. Yani Daireye giremez insanlar. Bu şekilde olmaz. Mecbur şuraya atmam gerekecek. O iki basamak. Evet, ben e, kendi getirdiğim altlığı patlatıyorum ve buradaki layer'larımı kullanıyorum arkadaşlar duvar layer'ını şöyle komple bir her şeyi duvara çevirelim. Tabi burada önemli olan burada çizdiğimiz çizgilerin Z noktasının sıfır olması. O da çok önemli. Bakın, bütün çizimi seçiyorum buradaki line'a geliyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir sıkıntı var. Bakın Z'nin değeri belli değil. Buna tıklıyorum. 0. Enter, enter diyorum. Bakın bütün Z'ler 0 oldu. Yani hepsi aynı düzende ve temiz bir çizgi olmuş oldu. Buradakileri de silelim. Şöyle temizleyelim. Şimdi burada göstermem gereken şey deprem derzim. Bir tane çizgi çizdim. 6 santim dışarı attım. Dışarı atmamın sebebi zaten ben içeri atmıştım biliyorsunuz arsayı hazırlarken. Bu aslında benim arsa sınırım şu an. Şimdi kesik olan çizgi oturum sınırım ve buradaki deprem derzime atamasını yaptım. Derzlerimin de yazısını şöyle koyuyorum. Bunlar da önemli. Evet asansörün ve merdivenin çekirdeği şöyle örmeye başladım. Şimdi etüt planına gidiyorum ve bakıyorum. Şöyle 1.80'e 2 bir asansör yapılmış. Tamam. Burada yavaş yavaş kolonlarımı getirebilirim. Fakat kolonlarda da bakın üst üste çizmişler. Bunu az önceki sildim. Sildim ve toparladım şu an. Perdemi getiriyorum. Buraya koydum. Şöyle temiz olması için, emin olmak için daha doğrusu. Duvarları içeri çekip tekrardan düzeltiyorum. Dış duvarlarımı patlattım. Polyline'de zaten bunlar biliyorsunuz. Şimdi burada bakın şurada bir duvarım var ya mesela bunu e, çizimin dışına taşıdım. Çünkü şöyle gelip bakın trimlemek mi daha kolay yoksa dışarı aldıktan sonra yani bu çizginin nerede olduğunu bilmek mi daha kolay. Bunu biliyorum ve şuradan itibaren seçip hepsini aynı anda trimleyeceğim. Bu şekilde yapacağım fakat kolonları yerleştirdikten sonra. Çünkü bu çizgiler benim aynı zamanda yardımcı çizgilerim aslında. Burada hatalı yapılmış şöyle. Aslında cam balkon bıraktıkları için buraya 10 santimlik duvarın yeteceğini planlamış olabilirler. Biz de o şekilde bırakalım. Bakın çekirdek hattımı şöyle ayırdım. Buradaki perdeyi de şuraya getirdim arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Şimdi asansörün iç ölçüsünü kontrol ediyorum. Buradan 1.79 kalmış. 1.85 5 santimde arkadaşlar arka kısmında olacak olan girişin genişliği şeklinde bıraktım Yani asansör net ikiye 180 ve kuyu genişliği oluyor Evet sanırım burada 114 yapılmış Evet çizim bir kontrol edelim bakalım eğer küçükse onları büyüteceğiz. Bu şundan kaynaklanıyor aslında. Bakın burada deprem derzi yoktu bu etütte. Deprem derzi geldikten sonra burası 6 cm daraldığı için burası tabii ki haliyle 114'e düşmüş oldu ya da 113'te küsurat olduğu için onu tam e, ayarlayamamışlar. Şimdi biz bunları düzelteceğiz arkadaşlar. Mecburen büyüteceğiz. Şunları Şöyle ayarlıyorum dışarıyı taşırdım. Evet, burası önemli. Buradan mesela bakın şöyle yapalım. Buradan bir X line attım. 120 dedim. Komple bu alanımı seçiyorum ve shift'e basit olarak kırmızı çizgiyi içinden çıkardım. Buradaki duvarı buraya streçledim. Yani bu alanım benim net 1.20 olacak. Şu an tamam merdiven genişliklerini kontrol edelim. Şuradan ölçmüşler 120. Ama burada 1.15'e düşürmüşler. Hmm. 1.18 yapılmış. Ya da çözümle alakalı da olabilir. Tabii ki şuraları minimum 10 santime çekmişler herhalde. Böyle 8 santim. Burası 11. Onunla alakalı bir durum yani. Burayı şöyle açmışlar. Aslında şöyle 2 santimden şöyle kaydır, kaydırınca bir ilimlik kısmı düzelecektir.